Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika pekmezli un helvası tarifim var. İnanın, eğer helva seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Kesinlikle denemelisiniz diyorum ve tarifime geçiyorum. İlk önce şerbetimizi hazırlayacağız. Soğuk bir şekilde olacak. İlk önce çırpma kabıma 2,5 su bardağı toz şeker alıyorum. Ve onun üzerine 2,5 su bardağı süt ilave edeceğim. Bardak ölçülerim 200 milim arkadaşlar. Bunu videolarda çok soruyorsunuz. Aslında klasik kulplu bardaklardan yani. Evet, gördüğünüz gibi 2,5 su bardağı toz şekerin üzerine videoda yansımamış o kısım kesilmiş ama 2,5 su bardağı süt ekledim arkadaşlar. 1 su bardağı pekmez. Herhangi bir pekmez olabilir arkadaşlar. Dilediğiniz aromalı pekmezi kullanabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce çırpıyorum. Böyle şeker içinde erimesi lazım. Çırptıkça eridiğini fark edeceksiniz zaten. Evet, güzelce çırptım. Şimdi şerbetim hazır. Bunu bir kenara koyacağım. Helvamızı yapmaya başlayabiliriz. Bunun için tencereme, tavama artık hangisinde yapmak isterseniz 250 gram tereyağı koydum. Ben tereyağlı yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz yarı sıvı yağ, yarı tereyağı da yapabilirsiniz. İlk önce tereyağımı bir güzel erittim. Ve onun üzerine tereyağım eridikten sonra 2,5 su bardağı un ilave ediyorum. Unumu da artık güzelce kavuruyorum arkadaşlar. Bu işlem çok önemli. Biraz zaman isteyen, biraz kol gücü isteyen bir kısım. Ama inanın sonucuna değecek bir tarif. Kesinlikle deneyin diyorum. Pişman olmazsınız. Zaten ben normalde de un helvasını çok seven birisiyim. Ama inanın bu pekmezli hali daha değişik, daha da lezzetli oluyor. Unumun rengi böyle dönene kadar kavuruyorum. Bu işlem biraz zaman alabilir arkadaşlar. O yüzden pes etmeyin, ocağın üzerinde tutmayın zaten. Sürekli karıştırmanız gerekiyor, yoksa yanar. Hafiften rengi değişmeye başlıyor. Bilmiyorum fark ediyor musunuz videoda ama. Evet, kavura kavura bu hale geldi. Bu esnada şimdilik hiçbir sıvı madde eklemedim. Kavurdukça artık bu hale geldi. Rengi de bayağı döndü. Bu şekilde kavrulması benim için yeterli arkadaşlar. Zaten pekmez ilave edeceğimiz için sonuç olarak helvamızın rengi zaten bayağı koyu olacak. O yüzden daha fazla kavurmaya da gerek yok aslında. Dediğim gibi bu kıvam benim için yeterli oldu. Şimdi bir kepçe yardımıyla hazırlamış olduğum pekmezli şerbetimden birer kepçe dökerek her döküşümde karıştıracağım, pekmezi yedireceğim helvama. Altını da kısıyorum ocağımın, orta ateşe getiriyorum. Ve her bir kepçede böyle gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyorum. O şerbeti zaten hemen çekiyor. Kesinlikle şerbeti birden dökmeyin. Azar azar ilave ederek helvamı yapıyorum. Ve döktükçe fark ediyorsunuz, helvamızın rengi koyulaşmaya başlıyor artık. Evet, tüm şerbetini döktüm. Bir güzel artık karıştıra karıştıra kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca bu esnada artık ben iri çekilmiş biraz ceviz ekledim. Tabi dilerseniz kuru üzüm, yani istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ve ben ayrıyetten bir küçük kasede çekilmiş Antep fıstığı ekledim.
Çok yakışıyor helvaya bence her ikisi de. Ve tekrar son kez bir karıştırıyorum. Artık ocağımın altını kapatabilirim. Benim için yeterli bu şekilde olması. Ben silikon bir kalıpta servis etmek istedim. Alt kısmına biraz çekilmiş Antep fıstığı serptim arkadaşlar. Görüntüsü daha hoş olması için ama bu işlemi yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Sıcak helvamı silikon kalıbıma döküyorum. Ve bir kaşıkla güzelce üzerini dümdüz hale getiriyorum. Helvamız bu şekilde arkadaşlar. Sadece bir 5 dakika kadar ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Ve daha sonra üzerine bir buzdolabı poşeti geçireceğim veya streç film de olabilir. Bu şekilde ki üzeri kurumasın. Ve buzdolabına kaldıracağım. Kendini böyle bir güzel soğuyup çekene kadar bekletiyorum. Yani en az 2 saat bekletmenizde fayda var. Yani ne kadar bekletirseniz o kadar güzel bir sonuç alırsınız açıkçası. Evet, bu esnada artık helvamız servise hazır. Üzerindeki poşeti çıkartıyorum ve servis tabağıma dikkatli bir şekilde ters çevireceğim. Umarım kalıbından sorunsuz çıkar. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Bu kalıbı ilk kez kullanıyordum. Ama çok şükür sorunsuz çıktı. Gördüğünüz gibi. Sonuç olarak mükemmel bir helva çıkıyor ortaya. Hem görünüşü hem lezzeti harika olan bir tarif. Sizler de mutlaka yapıp tüketin bu helvayı. Son hali bu şekilde helvamın. Bir dilim size göstermek istiyorum. Ben tam soğutmaya zamanım yoktu arkadaşlar. Video çektiğim için zamanım kısıtlıydı. Ama siz daha da fazla bekletebilirsiniz. Benim hala biraz yumuşaktı çünkü tam soğutmamıştım ben. Ama ona rağmen sonuç mükemmel bir helva çıktı ortaya. Kıvamı umarım anlaşılır. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Dediğim gibi eğer helva seviyorsanız bu tarifi kaçırmayın. Mutlaka deneyin. Normal un helvasından daha farklı, daha lezzetli. Evet, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.